Evet sevgili izleyenlerim, bugün yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir sulu boya çalışması yapacağız. Bu yine manzara resmi olacak ama birazcık daha ayrıntılı bir manzara resmi olacak. Lafı çok uzatmadan başlıyorum. Şimdi yine fırçalarım yanımda. Birisi daha ince, birisi normal sulu boya fırçası. Geçen videomda da bunlardan bahsetmiştim. Bunun için ayrı bir video çekeceğimi de söyledim. Şimdi suyum yanımda, peçetem ve boyam. Boyamın şu gördüğünüz gibi beyaz biraz bitmek üzere. Şimdi bende çok palet var. Van Gogh'un da var, başka markaların da var ama sulu boyada Faber-Castell kullanmamın sebebi çoğu insanın ulaşılabilirlik açısından Faber-Castell çok daha mümkün kullanmanız. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Ayrıca böyle bitmiş olabilir. Benim başka mesela burada yanda paletim var. Onda beyaz yoğun. Gerektiğinde buradan alabilirim. Yani şöyle İsraf etmiyorum kesinlikle. Bittikçe öbürünü kullanıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Van Gogh'la da resim yapacağım. Arada evet biraz fazla fark var evet ama bununla da gayet istediğimiz rengi, istediğimiz şekli elde edebiliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Suyuma batırdım. Öncelikle bir sınır belirleyeceğim. Deniz kısmından başlayayım. Şu açık mavimi kullanacağım. Önce bununla bir çizgi çekeceğim. Boyamı fazlaca alıp alt kısmını, yani üst kısımdan birazcık daha aşağıya, ortasından bir çizgi çektim. Şimdi bu kısmı ben hemen dolduruyorum. Tekrar boyamdan alıyorum. Çok sulu değil. Çok sulu bir şekilde almıyorum. Rahat kullanabilmek için. Böyle doldurmaya başlıyorum. Hep yan yan hareketlerle güzelce dolduracağım. Normalde büyük fırça kullanıyordum. Bu manzara resimlerinde geniş yerleri yapmak için. Ama size daha uygun olsun diye sizin genel olarak böyle orta boy bir fırçanız var. Bununla da nasıl yapıldığını görmenizi istedim. Birazcık daha sadece fazladan zaman alıyor. Bu arada kağıdınızın altı beyaz ton da olabilir. Benim gibi saman kağıt da olabilir. Bu fark etmiyor. Şimdi ben buna illa beyaz kullanmam gerekmiyor deniz görüntüsü vermem için. Aralarda sulu yaptığımda zaten o renk otomatik açılıyor. Burada ben ekstradan sonradan beyaz ekleyeceğim. Ama çoğunluğu böyle koyuluk, açıklık yani suyu alarak yapacağım. Öyle söyleyeyim. Mesela burada su aldım. Şöyle aralara girdim. Dağıttım. Şimdi suyuma batırıp tekrar mavi boyamdan alıyorum. Bu arada çok sulu yapmamamın sebebi de sudan faydalanmayıp beyaz kullanmamın sebebi kağıdınızın yıpranmaması. Şöyle yaptım. En son o kaynaştırmaları yapacağım ben. Yaptım şöyle. Suyuma batırdım tekrar. Boyamdan fazla fazla alıyorum. Fazla fazla. Daha çok yer yapabilmek için. Biraz sulu ve fazlaca boyamdan aldım. Hep yan yan hareketlerle. Tekrar suyumu batırdım. O yandan yoğun bir şekilde alıyorum. Evet, böyle. Şu en alt kısmında sadece suya batırıp yayabilirim mavimi. Şöyle üstünden bir kat daha genel geçtim. Aynen böyle. Şimdi burası biraz kuruyana kadar biz de şu üst tarafa geçelim. Burada açık mavi kullanacağım. O yüzden mavimden beyaza katacağım ben. Şöyle mavimden alıp beyazla yoğun bir şekilde karıştıracağım. Şöyle bir mavi elde ediyorum. Bunu suyla da karıştırıp rengini açacağım. Şimdi şuradan başlayayım. Şöyle başladım. Şimdi suyuma batırdım. Şuralarda şöyle yuvarlak hareketlerle dağıttım. Bazen boyayla yoğunluk vereceğim, bazen suyla. Beyaz kullanmayacağım şu an. Sonradan tabii ki ekleme yapabilirim. Şuralarda da aynı şekilde kaynaştırarak sadece suyumla devam ediyorum. Hafif hafif yuvarlak hareketlerle. Şimdi suyuma batırdım. Biraz şundan alayım. Elde ettiğim beyazla olan karışımı. Bu sefer şuradan birazcık düz çizeyim, düz boyayayım. Daha sonra suyla yine şuradan gelip dağıtacağım. Tekrar suyumdan aldım.
fırçamda rengim mevcut. Bu yüzden sadece suya batırmam yeterli oluyor. Aralarda böyle üst üste gelmiş mavilikler olması çok daha güzel. Şimdi yine bu mavimden aldım. Şuraya yaptım. Şu kısmı tamamen dağıtacağım. Şu suyumu şöyle boşluğa aldım. Giderek bunları içeriye doğru çekeceğim. Muallak hareketlerle. Bunun üzerine çünkü başka renk eklemeleri de yapacağım. Yuvarlak hareket olmasına özen gösterelim. Şöyle bu maviden ortalara doğru gelsin. Oradaki beyazlıklarım kalsın. Aynen böyle. Çok zorlanmadan, özenmeden de bu aşamayı gayet rahatça yapabilirsiniz. Şöyle dağıttım. Şuradan da biraz yuvarlaklık kalsın. Aralarda boşluklu daha hoş görünüyor. Şimdi turuncu rengimi kullanacağım. Bir de sarı rengimden alacağım. Önce turuncumu alayım. Aslında kuruyup yapsam daha iyi. Birazcık yeşile dönecek maviyle karıştığı için turuncu. Ama gökyüzünde herhangi bir renk kargaşası bizim gözümüzü bozmuyor, yormuyor. Güzel bile görünebiliyor. Şöyle turuncuyla hafif ıslak bir koydum. Bunu fırçamı temizleyip şimdi sadece dağıtacağım. Şöyle dağıtıyorum. Hafif hafif. Şu ortaları. Turunculuk çok net olsun istemiyorum. O yüzden bayağı şöyle karıştırıyorum. Sonra şu mavi ile turuncunun arasını direkt bir geçiş olmasın diye hafif yukarılara doğru çıkarak kaynaştırıyorum. Şöyle. Şimdi ise sarı rengimi almayacağım bu sefer. Ben şöyle çok hafif bir pembelik istiyorum. Bu arada resimden biraz bağımsız. Suyumu batırdım. Çok hafif istediğim için. Şuralarda bu da çok az oldu. Şöyle bir hafif pembelik olsun. Yine bu karışsın. Karısıyla şu köşeyi de ve bıraktım. Şurayı boş bırakmamın sebebi oraya bir şeyler gelecek. Eklemeler yapacağım. Daha böyle resim adına. Buralara beyazlık ekleyeceğim ama kuruması lazım. Şimdi aynı bu şekilde kalsın. Şurası biraz boşluk göründü. Şu mavimden alayım. Şurayı hafif şöyle yine yuvarlak hareketlerle yayayım. Şöyle fırçamı temizledim. Suyunu aldım. Şöyle üstünden geçerek genel bir dağıtıyorum. Aynen böyle. Şu anda bu şekilde kalsın. Şimdi ben şu üst kısım kuruyana kadar alt kısmı bu denize birazcık beyazlık gölgeler vereyim. Şimdi bu rengim açık rengim kalmıştı burada biliyorsunuz. Bu rengi kullanabilirim. Bu renk güzel. Şöyle aralara şöyle hafif hafif çizgiler yaptım. Şuralara da şöyle. Şimdi bunu dağıtacağım. Şöyle aldım. Şöyle yaptım. Fırçamı iyice temizledim. Bayağı süzdürüyorum. Ve şöyle birazcık karıştırıyorum renklerimi. Minicik su alıp yetersiz geldiğinde yine alıp yayıyorum. Birazcık daha şuralar çok bir çizgi halinde kalmasın. Şimdi buna birazcık koyuluk ekleyeceğim. Şu koyu mavimden alacağım. Buralara şöyle ara yerlerine şuralara çok hafif koyuluk getireceğim. Şöyle yaptım. Biraz su alayım. Şöyle her yerine yapmadım gördüğünüz gibi. Suyumu süzdürdüm. Birazcık aldım. İyice süzdürüp hafif yayıyorum o koyulukları da. Bunu daha sonra da ekleyeceğim zaten. O yüzden şu anda birazcık gelişigüzel devam ettiriyorum. Aynen böyle. Şimdi şu arkada küçük küçük evler görünecek gibi olacak. O küçük küçük evleri ben birazcık böyle
Gri gibi, gri mavi gibi göstereceğim. Şöyle, o yüzden şurada hazır beyazıma batırdığım mavim vardı gördüğünüz gibi. Siyahtan çok azıcık alıp bunun içerisine karıştırıyorum. Biraz daha istiyorum. Biraz da kahverengili kalacağım. Şöyle alayım. Şöyle bir kahverengilik aldım. Biraz da koyu mavi katacağım. Şöyle alayım. Ve içerisine katayım. Yine çok açık geldi. Siyahından birazcık daha alıyorum. Yoğun bir şekilde buna kattım ve bunu kullanacağım. Şimdi bunları temizlemek çok kolay, biliyorsunuz. Onları temizlerken size yine göstereceğim. Paletim bozuldu falan diye düşünmeyin. Hemen suyun altına soktuğunuzda veya peçeteyle üstünden aldığınızda rengi zaten kendine geliyor. Birazcık su aldım. Şöyle bir gri bir ton elde ettim. Şimdi şu arka tarafları küçük küçük. Önce şöyle bir çizgi çekeyim. Şöyle yapayım. Şöyle birazcık böyle engebeli engebeli gelsin. Şurada birazcık daha yukarıya doğru çıksın. Şimdi ben bunu komple bu renge boyayacağım önce. Sonra buna minik minik ayrıntılar gireceğim. Çok değil. Şu siyahımla da karıştırırım. Altta beyaz olduğu için gri çok açık bir griye dönüşüyor. Şöyle yaptım. Şundan tekrar şöyle suyumu batırıp bu renkten alayım. Şöyle kenarıyla beraber yaptım. Birazcık şuradan da şöyle bir çıkıntı olsun istiyorum. Sanki arkada küçük küçük evler varmış ama çok uzak olduğu için biz görmüyormuşuz hissi yakalamaya çalışıyorum şu an. Şurada şöyle bazılarının daha küçük küçük gelsin. Aynen böyle. Şurada şöyle eklemeler yapabilirim. Küçük küçük küçük. Aynen öyle. Şimdi bu arkası çok kurumadan sakın yapmayın siz. Hani ben böyle bir şeye evet cesaret ediyorum ama kurtarabileceğimi düşünüyorum. Bir de video olduğu için. Şurada şöyle birazcık kubbeli bir şey yapacağım. Minik şöyle. Hafif kubbesi olsun. Ama gördüğünüz gibi arkası hala ıslak olduğu için dağılıyor. O yüzden orayı şu an bıraktım. Şimdi şuraya şöyle küçük bir kayık çizeceğim. Kayığı şu koyu pembemle çizeceğim ben. Bayağı yoğun bir şekilde alıyorum. Şuraya minicik. Şöyle bir önden şöyle görünsün. Bir tarafına koyuluk yapacağım. Onu daha sonra yapacağım. Bir tane yapayım. Daha sonra burada böyle kız kulesi olacak. Tabii ne kadar benzetebilirsek o çok da mühim değil. Şimdi onu ben ten rengi yapacağım ama kız kulesi bunun ön tarafına gelecek. O yüzden buranın kuruması gerekiyor. Bu yüzden de ben bu aralıkta hemen şöyle yeşil alayım. Koyu yeşil. Koyu yeşille şu yaptığım küçük kayığın yanına bir tane daha kayık ekleyeyim. Sanki ikisi bekliyormuş gibi bir görüntü olsun. Bunların üst tarafında bir siyahlık olacak. Şöyle siyahından şöyle iyice aldığımda siyahın alttaki rengi çıkacak. Şöyle üstüne şöyle bir ekleme yapayım. Biraz da şöyle yukarıya doğru şöyle bir görüntü çıksın. Uzakta sanki bir kayık varmışçasına bir görüntü yapayım. Şimdi arka kısımları yine eklemeler yapacağım. Ama öncelikle şu alt kısımdan başlayayım, kız kulesinin. Şimdi ben şu beyazı temizlemek yerine diğer paletimdeki beyazı kullanacağım. Bu beyaz için de onu birazcık ten rengine dönüştüreceğim. Daha doğrusu şu hardal renginden alıyorum. Buradaki beyazımla karıştırıyorum. Şöyle. Karıştırdım. Birazcık turunculuk alacağım. Böyle bir renk istiyorum. İnce beyazından faydalanıp böyle bir renk olsun. Şimdi
Yerlerini belirleyeyim. Şuradan şöyle bir görüntümüz olsun. Şu an taslağını çiziyorum önce bu renkle. Şuradan şöyle bir çıkıntımız olsun. Daha sonra arkası daha henüz kurumadı. Siz kuruduktan sonra yapın. Risk almayın. Şuradan da diğer tarafı insin aşağıya. Şu kısmı ben komple bu renkle dolduracağım içine öncelikle. Hatta şu üst tarafa doğru gelecek. Şu an çok göremeyebilirsiniz. Ben bile zor görüyorum. Ama ne kadar ilerlediğini görelim. Şu kadar bir kısım komple bu renkten üzerinden geçiyorum. Şöyle alıyorum. Geçtim üzerinden. Şöyle içini dolduruyorum. Kuruyunca bir kat daha geçelim üzerinden ki daha net görünsün. Bu arada bunu yaparken çok su alarak yapmıyorum. Boyayı çok yoğun alarak yapıyorum. Bunun sebebi de daha hızlı elde etmemiz. Eğer sulu olursa biliyorsunuz dağılabiliyor. Ki dağılıyor. Şuradan da küçücük bir şöyle devam etsin. Minik. Ondan daha kısa. Şöyle bir görüntü istiyorum. Şimdi ben bunun içine o elde ettiğim renkli bir kat daha geçeyim. Şöyle. Çok da ayrıntıya gerek yok. Çünkü bunu birazcık işleyeceğim daha doğrusu ben. Şimdi suyuma batırdım. Şu üst kısımla başlayacağım. Kağıdım biraz kurumuş. Kahverengimden alacağım. Kahverengim açılmıştı biliyorsunuz. Açılması bizim için çok önemli değil ama boyayı çok yağın alıyorum, o önemli. Sulu değil, yoğun. Şu en üstüne şöyle bir kubbe yapıyorum. Hafif yuvarlak geliyor. Ve ucu sivriliyor. Aynen böyle. Bu şekilde. Şunu şöyle birazcık süzdürüp şu tarafa, şunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şu tarafını şu kahverengiyle hafif üzerinden geçiyorum. Biraz hacim kazansın. Geçtim üzerinden. Sonra suyumu batırdım. Fırçamı şöyle kurulayayım. Şuralarda kırmızılıklar ekleyeceğim. Bunun için bu koyu turuncumu kullanacağım. Yoğun bir şekilde alıyorum. Suyu çok fazla değil. Boyayı çok yoğun. Aldım. Şimdi şöyle çatı gibi bir görüntü yapıyorum. Şöyle bu şekilde geldi. Bu çatıyı şöyle devam ettireceğim. Hem de bu arkadan gelecek şöyle. Şurayla buluşacak ve bunun içerisini dolduracağım. Şu şekilde doldurdum. Suyumu iyice süzdürdüm. Şimdi bunun üzerine küçük küçük pencereler ekleyeceğim, siyahlıklar ekleyeceğim ama onu şu anda yapmam, biraz kuruması lazım. Alt kısmının siyahlıklarını ekleyebilirim ve kahverengiliklerini. Şimdi kahverengime birazcık siyah katacağım. Şöyle. Aynen bu şekilde. Bu şu kenardaki evin görüntüsü aynen şöyle kalsın. Şuraya açık renk pencere varmış gibi boş bırakıyorum içerisini. Suyumu batırdım, süzdürdüm. Şu ortadan da şöyle biraz eskitme görünsün diye sadece bir çizgi çektim. Yine şu rengimden alıyorum. Bu sefer şu tarafın görüntüsünü şöyle dolduruyorum. Şuradan da hafif bir çizgi gelsin, belli olsun. Suyumu batırdım. Bu çizgiyi yaptıktan sonra içeriye doğru evin hafif kaydırdım. Bunun üzerine eklemeler yapacağım ama şu an değil, kuruması gerekiyor dediğim gibi. Şimdi altına ben bunun hemen bir siyahlık ekleyeyim. Küçük ayrıntılarda boğulmayalım, devam edeyim. Şöyle bir siyahlık ekliyorum. Ekledim.
Şunun önüne de ekleyebilirim hatta. Şöyle birazcık keşi güzel ekledim ki böyle denizle hafif karışmış gibi olacak. Daha kurumadığı için rengim yayılıyor gördüğünüz gibi. Siz daha kuruduktan sonra yapın. Bu çizgimi şöyle aşağıya doğru hafif getiriyorum bakın. Hem de buranın gölgesi olmuş oluyor. Hafif maviyle karışarak. Aynen bu şekilde. Uçlarını şöyle çizgi çizgi bırakıyorum. Daha böyle dönüş görüntüsü olsun diye. Şu tarafa da hafif bir koyuluk veriyorum. Şöyle şu şekilde. Aynen böyle. O diplerine birazcık daha koyuluk gireceğim. Şimdi yine siyahımdan aldım. Şu dibe biraz koyuluk. Yeterli. Şimdi şu en üstteki çizgimi yapayım. Biraz siyahtan alıp kahveyle karıştırdım. Şöyle. Şunun üst kısmına şöyle bir çizgi ekleyeceğim. Burada kurumasına çok 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 dikkat edelim. Şurada şöyle bir bayrak varmış gibi görünsün. Şimdi buralar daha kurumadı. Onun üzerinde yine bir ekleme yapamıyorum. Şu kayığımın ortasından bir siyahla çizgi çektim. Fırçamı iyice temizledim. Sadece şu tarafına doğru yayacağım o siyahı. Hacim kazansın diye. Aynı şekilde bunu da yapacağım ama o daha kurumadı. Şimdi şu arkadaki görüntülere birazcık böyle kiremit rengi gibi renkler ekleyeceğim. Birazcık turuncumla kahverengimi karıştırarak. Biraz da bu renge karıştırabilirim. Aynen böyle. Şuraları şöyle sanki evlerin görüntüsü varmış gibi. Şöyle küçük küçük kareler. Gelişi güzel. Özenli değil. Çünkü onlar çok uzakta kalmış ve bize dağınık görünüyorlar. Şunun bir tarafını şöyle yapayım. Alt kısmı yine alayım boyamdan. Şöyle şu noktalar, evler varmış gibi. Şu üst tarafları da yapabilirim. Noktalar ekliyorum. Şuraları da ekledim. Buralara birazcık da siyahlık gireceğim ama birazcık kurusun yine. Şimdi şu rengim vardı biliyorsunuz. Şu. Onu suyumla alıyorum biraz. Şurasının açık rengi bana yetersiz geldi. Hemen onun üzerinden bir kat gidiyorum. Onun üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağım. Sadece bunun üzerine şöyle küçük 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 çizgiler ekledim. Minik minik. Şu fırçamı temizliyorum. Şuraların kuracak. Ben siyahımı aldım. Kahverengimi biraz batırdım. Minicik su alıyorum. Çok minik. Dağılmaması için şimdi yapacağım şeyi. Siyahımdan aldım. Kahverengiyle bayağı koyu bir kahverengi elde ettim. Şu alt kısma sanki burada küçük bir balkon varmış gibi şöyle bir çizgi çekiyorum. Altına getiriyorum. Biraz dışına taşırarak. Bu şekilde getirdim. Şimdi suyumu biraz temizleyeyim. Hiç bakın fırçamı bayağı temizledikten sonra zaten orası biraz ıslak. Şu ortalarına yukarıdan aşağıya şöyle çizgiler geçiyorum. Oraları açıklıkta ekleyeceğim. Hemen bu renkle yine siyahımdan alıp şu üst kısma yapacağım. Bu çizgiyi. Bu şekilde. Ama oraya bir balkon eklemeyeceğim. Hafif şöyle birazcık çıkıntılar olabilir. Bu şekilde. Şimdi yine bu renkten alıyorum. Siyahımla karışmış olan kahverengimden. Islak almamaya özen gösterelim. Şu tarafına şöyle bir gölge vereceğim. O tarafına öyle bir çizgi yaptım. Fırçamı temizledim peçeteyle. Şöyle birazcık kaydırdım. Şimdi yine siyahımı kahverengime batırarak yoğunca alıp suyu çok fazla almadan devam ediyorum.
Bu sefer şuralara küçük pencereler artık ekleyebilirim. Şuraya bir tane ekledim. Şuraya bir siyahlık ekledim. Dikkat edelim. Hala daha kurumamış. Şuraya şöyle bir koyuluk ekleyeceğim. Hatta oraya sonradan siyahlık ekleyebilirim. Şu koyu kahverengimi aldım yine. Siyahından yine biraz alarak. Buralara küçük camlar ekleyeceğim artık. Şöyle nokta olarak bırakayım dağılmasın. Birazcık uzun bir cam olsun. Şöyle iyice süzdürdüm. Şuraya incecik, incecik, incecik camlar varmış gibi gösteriyorum. Bu rengimden yine aldım. Çok hafif. Şu orta kısmı bununla şöyle bir çizgi çektim. İçeriye doğru hafif getirdim. Şimdi fırçamı temizliyorum. Şurası birbirine eşit olması adına şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi devam ediyorum alt kısmına. Yine siyah kahve kullanacağım ama burada çok dikkatli olmam lazım. Çünkü yine burada dağılabilir. Şöyle şöyle küçük iki büyük pencere ekleyeyim. Küçük olmasın, böyle olsun. Şimdi bu çatımın bir gölgesi olacak. O yüzden şöyle siyahı aldım. Şöyle tek tarafa yaptım. Hatta birazcık daha uzatayım. Suyuma batırdım. Fırçamı temizledim. Bunu hafif içerisine doğru yaydım. Nokta bir efekt vermek için. Şimdi sadece siyahından alıyorum yoğun bir şekilde. Suyum çok az. Şöyle süzdüreyim hatta. Devam ediyorum. Şuraya şöyle bir çizgi. Şunun ayrıldığı yere birazcık şöyle çizgi yapabilirim. Şuralara artık koyuluk ekleyeyim. Şöyle en alta. Şuralar zaten devam ediyor gibi. Şimdi şu kahverengim vardı biliyorsun, siyahla karıştırmıştım. Yine hafif siyah alarak çok koyultmadan rengini şu duvara hafif böyle eskitme gibi bir görüntü vermek için şöyle çizgiler ekledim. Sadece bu tarafa aynen böyle kalsın. Sulbayla çok ayrıntı yapmak aslında zor ama böyle bu şekilde gayet de oldu. Şimdi devam edeyim. Şu arkadaki görüntülere birazcık koyuluk gireceğim demiştim. Siyahımdan aldım. Kahverengiyle yine karıştırayım. Çünkü orası açık bir ton. O yüzden çok bizi rahatsız etmesin. Koyu bir kahverengi olsun. Yine süzdürdüm. Aralara küçük küçük noktalar halinde yine ekliyorum. Minik minik. Şöyle boyamı sürekli almadan giderek daha da inceliyor. Hafif grimsi bir hal alıyor. Şöyle sanki çizgiler evler varmış gibi dursun. Küçük küçük kare gibi yapıyorum. Şu diplere de yaparsam daha güzel olur. Hatta şöyle siyah gibi bir çizgi devam etsin. Şuradan da aynı şekilde. Böyle. Böyle bu şekilde. Şimdi şu pembeme şöyle bir dokunayım. İsterse şekli birazcık değişsin. Çünkü o kurumuyor inatla. Ben şimdi siyahımdan alıyorum. Ortasına şöyle bir çizgi çekiyorum. Fırçamı temizliyorum. Şu tarafa doğru yayıyorum biraz. O tarafa daha koyu renk olsun. Şimdi onun altında gölgesini yapacağım. Siyahımdan aldım. Şöyle şu şekilde yaptım. Islak bir şekilde. Sonra sadece suyumdan aldım biraz. Şu aşağıdan beri gelirsem bu siyah yoğunluğu aşağıya dağıtabilirim. Aynen bu şekilde. Onların gölge boyları çok da uzun olmasın. O yüzden şöyle şöyle temizleyeyim. Böyle. Ama en alt kısmını da birazcık daha koyuluk. Şöyle gireyim. Tekrar siyahımdan aldım.
Şöyle yaydım. Böyle yaptım. Şimdi buraya beyazlık ekleyeceğim ve resmimi bitireceğim. Umarım bu haliyle de beğenmişsinizdir. Şu yerler siz daha düzgününü yapın. Çünkü ıslak ıslak yaptığım için çok da müdahale edemiyorum açıkçası. Şimdi şu beyazımı hemen biraz temizleyeyim. Şu peçetemle hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şöyle üzerinden ıslak peçetem alıyorum. Kireç beyaz olmasına da gerek yok. Gayet düzgün bir hale geldi. Şimdi bu beyazla şuralara gölgeler ekleyeceğim. Aldım suyumdan. Şöyle alayım. Hafif böyle dalgalı bir görüntü vereceğim. Şu tarafa birazcık daha açık kalmış gibi yapacağım. Bakın sadece çizgiler yapıyorum. Sonra bunun kaynaşmasını yapacağım. Şuralarda biraz beyazlık. Şuralara şöyle minik beyazlık. Ama beyazlık şu kısımda çok daha yoğun. Şöyle devam ediyor hatta. Şurada da yapayım. Suyumu batırdım. İyice süzdürdüm. Hatta peçetemi de batırabilirim. Şuradan başlayayım. Şöyle birazcık. Sonra suyuma batırdım. Süzdürdüm. Bu sefer peçetemi batırmadım. Biraz ıslak olabilir. Şöyle şu şekilde şurayı dağıttım. Çizgiler yine de kalsın istiyorum. Sadece hafif aşağısıyla kaynaştırıyorum. Şöyle şu şekilde. Şurayı biraz sulu kaynaştıracağım ve resmimi bitireceğim. Birazcık beyazlığı şuralara da minicik şöyle dokunduracağım. Fırçamı iyice ıslattım. Peçetemde de süzdürdüm. Şuralar şöyle çizgi halinde hafif. Yine uzunlu kısalı beyazlık ekliyorum. Aynen böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bu resim hoşunuza gitmiştir. Daha böyle ayrıntılı istediğiniz videolar varsa bana DM'den atabilirsiniz. Bu da bir takipçimin zaten isteği doğrultusunda yaptım aslında. Böyle değişik manzaralar bulursanız lütfen bana yollayın. Çünkü manzaralar genelde hep aynı gidiyor. Ben de değişik manzaralar yapmak istiyorum. Uygun olanını zaten seçip yaparım. Atarsanız sevinirim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.